İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Mersin Gazetesi. Allah cezasını verecektir. Kucağında 7 yaşındaki oğlu Zahit'le birlikte Macaristan sınırını geçmeye çalışırken bir kadın kameramanın çelme takarak düşürdüğü Suriyeli Osama Abdülmohsen'in Mersin'deki karısı Muhtana Mohsen, eşi ve çocuğunun düşme anını gördüğü anda öldüğünü hissettiğini belirterek "Çaresizlik kötü. Bir anneye sorun, çocuğu düşerken ne hisseder? Ben insanlığımdan utandım. Allah cezasını verecektir." dedi. Mut Belediyesi'nden ücretsiz kesim. Mersin'in Mut İlçe Belediyesi Kurban Bayramı'nda 3 gün boyunca ücretsiz kurban kesim hizmeti verecek. Mut Belediyesi'nden yapılan açıklamada Deveci Mahallesi Hayvan Pazarı içinde kurulacak mobil kesim üniteleri kurularak Mut halkının daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda kesim yapabilmesi için veteriner hekimler kontrolünde ücretsiz olarak hizmet verileceği belirtildi. Yeni Güney Gazetesi. Huzur içinde geçsin. Bugün Kurban Bayramı arifesi. Ülke olarak uzun bir tatil dönemindeyiz. Bu mübarek günlerin ve tatilin huzur içmesinde geçmesini diliyoruz. Kurban Bayramı'nın kutlanmaya başlandığı bugün de hep aynı dilekler vardı. Bayramın mutlu ve huzur içinde geçmesi dileğiyle. Büyükşehir'den Kurban Kesim Ünitesi. Büyükşehir Belediyesi 21 mobil kesim ünitesi ile Kurban Bayramı'nda vatandaşlara hizmet verecek. Haberci Gazetesi. Siyasi rant mı? Toroslara taşınma baskısı altındaki Mezitli Otogaleri esnafı bu yüzden bayram kutlayamadığını açıklayarak siyasi rant mı var sorusunu gündeme getirdi. Yeni Hoca Korkmaz. Ligi kötü başlayan ve 5. haftada Mesut Bakkal'ın istifasıyla yeni hoca arayışına giren Mersin İdman Yurdu, teknik direktör Bülent Korkmaz'la anlaştı. Çukurova Gazetesi. Konutlar ipotekli satılıyor. Mersin'de konut satışları Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %9 artış gösterdi. Satılan 3000 konuttan 1000'i ipotekli satış olarak gerçekleşti. TGF'de Yılmaz Karaca dönemi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu 8. olağan genel kurulu Ankara'da yapıldı. Tek listeyle gidilen genel kurulda Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca'nın listesi TGF'nin yeni yönetimini oluşturdu.